Mümkün değil böyle bir şey yani. Benim geldim fikir krallar, geldim ya. Ses, Erliğin ses kayıtları anca bu kadar. Kulaklığı teşekkürler. Şu mesele bir kapansın nihayet ya. Büyük bu. Bunu artık netleştirelim. Aynı anda bir konuşmanız lazım yani. Nedir ya hakikaten bu? Bir dakika, sesimiz benzemiyor ki bizim. Üslubumuz belki benziyordur diye insanlar aynı sanmış. Onu diyecektim. Vallahi onu diyecektim. Çok sağ ol, ben de onu diyecektim. Hayır, benim için sorun yok. Benim için iyi bir şey karşılaştırılmak. Ama senin için siyasi olaylar konuşacağız. Adamın başını belaya sokacaksın. Evet, evet. Benim birazcık ufak tefek şeye gözükmem lazım. Babam şey der. Gündüz külahlı, gece silahlı. Öyle olmam lazım. Gece yaşa. Yok arkadaşlar, değiliz. Olsak da saklamayız herhalde. Ne olsak da ne ben sizden saklarım böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Sadece film konusunda meraklı. Belki oradan çıkmış olabilir. Yani filmciliğe biraz meraklı olduğum için ben. Hani bak film konusunda demek ki şeyi izledim geçen, bu işte 2000'lerin başında 2010 gibi bir tane işte film anlatmışsın, yönetmeni ismi lazım değil bahsetmişsin falan ya, onunla ilgili şey diyecektim, yorum yazacaktım. O zamanlarda ben biliyorum, bir dağıtımcı abimiz benim eski şey böyle hani bize anlatırdı bu olayları. İşte bu destekçileri o tarz filmlerin, işte yine ismi lazım değil işte sızıntılar, blok olarak şirketler üzerinden yığın bilet alırlarmış, tamam mı? Yani film başarılı gözüksün diye şey olarak, psyop olarak şey yaparlarmış. Tüm salonu alırlarmış gündüz kimsenin gitmeyeceği seanslarda. Salona girsem böyle bomboş. Ama biletleri hep satıyor gözükürmüş. Tabii ben bu dönemlerde çömezim, daha çok şeyim yok ya, forsum yok şu anki gibi. O yüzden yani hiç kimse böyle bizim işleri ciddiye almıyor falan 2010 gibi. O dönemde böyle yığınla bilet alırlarmış. Çoğu o dönem gördüğünüz 1,5 milyon, 2 milyon gişeli filmler, eğer ki şüpheniz varsa bakarsanız, çoğu onların organik gişe değil yani. Böyle büyük şirketler gibi. Evet, büyük, aynen. Büyük altın çağlarında böyle inanılmaz derecede bilet alıp ondan sonra bakın işte toplumsal işte konsensus bize doğru kayıyor izlenimi vermek için yaptıkları bir olay. Öyle de bahsetmiş olayım yani. Tam şey geldi aklıma. Bu Zaman gazetesinin tirajını şişiriyorlardı ya, milletin kapısının önüne falan bırakıp. Evet evet, onu söyledim. Aklıma onu getirdi, evet. Ama sebebi de şey, bu arada ben o dönemleri hatırlıyoruz. Sadece o film değil, benim bahsettiğim film değil. Bir de kendi çektikleri filmler var bunların. Bu tabii şey, evet, dışarıdan abi, birinde çektirdikleri bir film mesela. Kendi filmleri var mesela. En son Hamdi Alkan'a çektirmişlerdi galiba. Onun ismi neler var. Neler var. Tanıdık oyuncular falan yapıyordu. Tabii o zamanlar 2010-2009, bunlar karanlık çağlar. Ben sürekli depresyondayım yani. Hele referandum sonrası. Kafayı yemiştim yani referandum sonrası. Hani işte yarrayedik diye. O yüzden bu dönemde şey böyle. Oyuncular yani kariyer yapmak isteyen B sınıfı oyuncular. Yani televizyondan sinemaya geçmeye çalışıyorlar. Hayır yani bilmiyorlar. O dönemde 2010'da zaten hani şu anki olduğu gibi bir bilinç yok. Yani toplumsal bilinç hiç yok. Komplo teorisi gibi gözüküyor. Böyle inanılmaz. Ne, şurada burada her yerde oynamışlar falan. Onları da suçlayamıyorum. Kariyerleri için naif işte kast oldum, çok mutluyum, başrolü oldum falan filan diyorlar. Ama aslında hani büyük bir makinenin içinde bir şeyler yani böyle maalesef. Şöyle bir şey var ama. O dönem bunu söyleyen insanlar da vardı dediğin gibi. Forced'u olmayan birisi yazmış chat'e, ondan diyecektim. Hani herkes mi şeydi, o dönem konuşan herkes diyor ki benim gücüm yoktu falan diyor. Arkadaşlar onlardan değilseniz zaten güç pozisyonunda olamıyordunuz yani. Kalmıyordunuz. Orada yok. Tabii canım, daha bir de çözüm sürecinde daha biri çekmiştim ben. Çok o dönemine göre zavallı, olanaklı, çok cesur bir şeydi çözüm süreci sırasında falan. İlk daha filminde hiç kimse bizimle röportaj yapmıyordu. Ondan sonra işte bunların gazeteleri... Hayır ya, ki hani daha bir o kadar da şey, bir ultra zorladığım bir film değil yani hani. Hani teknik daha derecesi daha düşük. Hem teknik hem de böyle hani söylem olarak daha hani biraz şiir soft. Şiir ezberlettirmeye başlamamış durumdayız toplumu. O yüzden yani hani adamlar böyle acayip işte hürriyetten böyle ukala gazeteciler, yine ismi lazım değil tipler böyle gıcık gıcık şeyler yazıyorlar falan. Ama bunların gazeteleri böyle röportaj istiyorlar ki şey yapsınlar, röportajı alsınlar, ondan sonra hafif üzerinde oynasınlar, hani bok gibi ve böyle kafa tasçı göstersinler film yani onların bakış açısından. Bir de sözünü diye de çevirebiliyorlar, gazetelerin böyle bir gücü vardı eskiden. Tabii. Şimdi mesela biz burada seninle söyleyiş yapıyoruz canlı, kim bize ne söylediğimizi kesip alamaz. Ama eskiden öyle bir şeydi ki lafını kesiyorlarsa sen yoksun, bittin gittin yani. Doğru. Ulaşamazsın doğru insanlara. Neyse artık senle beni aynı adam zannetmiyorlardır yani. Ay tamam, bu kadarını sanmıyorlar. Vallahi eğer sen şunu dediysen, eğer bu da aynı anlattığı şeyi dediysen, çünkü ben bunu sürekli anlatıyorum.
İşte sinema dizi konuştuğumuz zaman mesela bir diziyi, kimsenin belki izlemediği bir diziyi ben oturdum 20 dakika anlattım. 2004'te çekmişler. İşte o kanalda yayınlamışlar. 20 dakika anlattım. İnsanlar diyor ki sen deli misin yani, deli işi bu gerçekten. Bu kadar detayına inmişim falan. Şeyden sanabilirler. Bak bu da böyle takıyor. Bu da böyle takıyor. Demek ki bu alter egosu konuşamadığı şeyi buradan konuşuyor gibisinden. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Vallahi film konusunu şey yaptığımız zaman. Biz şeyi sen ne zaman ilk böyle erlik işte şeyiyle aliasıyla bu konularda şey yapmaya başladın, ilk anlatmaya başladın? Hani ben çok aşina değilim tamamen. Sen söyle bana. Video konusunda 2019'un sonu diyelim. Abi çok işte uzun bu, bir süre değil. Bu ortamlarda böyle bu olay zaten normal basından artık tamamen işte bu dijital şeylere geçti artık hani. Sen aslında bayağı böyle bir insanın takip ettiği bilgi kaynağısın. Çünkü başka bilgi kaynakları yok artık tarafsız. Ya da en azından soyları tükeniyor diyelim hani iyimser olmak gerekirse. O yüzden ben de izliyorum yani. Ben de seni izliyorum bu arada. Karşılıklı izleşmiş oluyoruz. Teşekkür ederim.